Z skoru örnek soru 1. Bu videomuzda Z skoru konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. The mean height of adult males in Andorra is 173 cm with standard deviation of 7 cm. The Z scores of national basketball team as follows. Bize Andorra'daki yetişkin erkeklerin ortalama boy uzunluğu verilmiş. 173 santim. 173. Bu zaten popülasyon ortalamasıdır. Andorra'nın toplamı için konuşulmuş bir bilgi. Standart sapması 7. Sigma 7. Burada bize basketbol takımlarının, ulusal basketbol takımının Z skorları verilmiş. Z skorlarına baktığımızda hepsi pozitif. Zaten basketbol takımında oynayanların ortalama Andorra'daki boy uzunluğundan daha yüksek olmasını bekleriz. Tamam. A şıkkında ne sormuş bize? How tall is, ne biçim okuduk bunu ya? How tall is the shortest player? En kısa uzunluğa sahip oyuncunun boyu sorulmuş bize. Hangi uzunluktadır diye. En küçük Z skoruna sahip kişi zaten en kısa uzunluğa sahiptir. Bakalım şurada. Evet şu. 1,94. A şıkkında Z skorumuz var elimizde. Z skorun formülünü yazacak olsak x eksi mü bölü standart sapmadır. Z'miz burada 1,94 eşittir. Biz gerçek boyunu arıyoruz x değerini. Ortalamamız 173. Ve standart sapmamız 7. 7 ile 1,94'ü çarpıp üzerine 173 ekleyeceğiz. Hesaplayalım onu bir hesap makinesiyle. 1,94 çarpı 7 artı 173. 186,58 santim. En kısa boydaki oyuncunun uzunluğu bu basketbol takımında. A şıkkını geçtik. What is the average height of the team? Bu takımın ortalama boy uzunluğu sorulmuş bize. Buradaki bütün Z skorlarından bu basketbol takımındaki bütün oyuncuların tek tek boy uzunluklarını bulur. Sonra hepsini toplar, basketbol takımındaki oyuncu sayısına böleriz. Ya da Z skorlarının ortalamasını bulur. Ortalama Z skorunun değerini hesaplarsak o da bize ortalamayı verir. O daha kolay bir yapılış yöntemi olmuş. Z skorlarının ortalamasını bulalım. Her birinin boyunu bulmak oldukça uzun zamanımız alır. Z skorunun ortalaması diyelim şöyle. 2,18 artı 2,31 artı nokta nokta 3,88 bölü kaç kişi bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andorra küçük olduğundan herhalde basketbol takımını çok az oyuncuyla oluşturmuşlar. Neyse 2,18 artı 2,31 artı 1,94 artı 3,23 artı 4,20 artı 4,12 artı 3,88. Yukarısı 21,86 çıktı işlem hatası yapmadıysak. Onu da bölersek 7'ye bölü 7. 18 nokta ne biçim bir işlem oldu? Bir hesap makinesiyle düzgün işlem yapmamız. 21,86 bölü 7 diyelim. 3,12 küsuratı var. O kadar milimetrik hesaba gerek yok. 3,12 diyelim ortalama. Bu Z skoruyla şimdi kişilerin ortalama boy uzunluğunu bulalım. Formül buydu ya. Z'nin ortalaması eşittir. X ortalama eksi mü bölü standart sapma diyelim. Buradaki 3,12 eşittir. Bizim bu basketbol takımındaki oyuncuların boylarının ortalaması eksi. Ortalamamız kaç? 173 bölü standart sapmamız 7. 7 ile 3,12'yi çarpıp üzerine 173 ekleyeceğiz. 3,12 çarpı 7
artı 173 194,84. Bu basketbol takımındaki oyuncuların yaklaşık 195 santim ortalama boy uzunluğudur. C şıkkına geldik. What proportion of Andorra is between 159 santim and 187 santim? If data is symmetric. What proportion? Burada what percent? Aynı anlama gelir bunlar. Yani Andorra'da yaşayanların oranı, yani yüzdesi isteniyor bizden. 159 ile 187 santim arasında olanların. Data simetrikse. Bu empirical rule sorusu. Data simetrikken bize böyle bir şey sorulmuş. Empirical rule. Z-score soruların içine böyle şeylerin de sıkıştırılması çok yaygındır. C şıkkında çizelim bunu. Bizim ortalamamız 173'tü. Onu koyalım buraya. Standart sapmamız da 7. Onları görüyoruz zaten. 173. Üzerine 7 eklersek 180. 7 çıkarırsak 166. Burada %34, %34. Empirical rule konusunu daha önce işlemiştik zaten. Devam edelim. Bir daha eklersek bu 180 üzerine 187. İki standart sapma ilerledik. Bundan bir 7 daha düşersek 159. Burası %13,5. %13,5. Şimdi bize nereye denir sınırı sorulmuş? 159 ile 187. Zaten şurası sorulmuş. Daha fazla devam etmeye gerek yok. İki standart sapma. Ortalamadan iki standart sapma aşağı, iki standart sapma yukarı. Bu %95'in bulunduğu yerde zaten. Bunların hepsini toplarsak %68 burada, %27 de burada. Cevabımız %95. Yani Andorra'da yaşayanların %95'i 159 santim ile 187 santim arasında yer almaktadır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.